Büyükşehir Belediyesi 2009-2010 yılları. Kale Kırkpınar Başpehlivanı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Kur'an numarası 5. Bir şey geldi. Yine geldi. 2006 yılı Kale Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur Kur'an numarası. Kur'an numarası 9. Yine Kale Kırkpınar'ın iddialı başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evet. Belediyesi. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi günler, sağ olun. Zannedersem gençlere bir hediyeniz olacak. Bölgemizde yine Düzce Belediyesi'nin pehlivanı önden gelen pehlivanlarımız geliyor kurasını çekmek üzere diyorum. Evet. Tabas Siradrızık. Güreşe teşvik etmek için. Tebrik ediyoruz sizi. Ben de tebrik ediyorum. Kısa kısa bir gençleri tanısak olur mu başkanım? Şöyle. Senin adın ne bakalım? Ali Rıza Şepik. Ali Rıza Şepik. Evet. Güreşiyorsun sen. Evet, şu an güreşiyim. Tebrik ediyorum. Seni de tanıyalım. Ramazan Targil. Ramazan? Targil. Targil. Tebrik ediyorum seni de. Evet, seni de tanıyalım. Ali Güneş Ayrancı. Maşallah. Kaça gidiyorsun? 5. 5'e gidiyorsun. Seni de tanıyalım. Şaban Ulutaş. Şaban? Ulutaş. Ulutaş. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Seni de tanıyalım. Yaşar Ayrancı. Tebrik ediyorum hepinizi. Evet, başkanım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Beyhaş'tan Ali İbrahim Ak. Başkanımla bir bitirelim. Ha, bitir. Evet başkanım, neler söylemek istersiniz? Atasporumuz Beyhaş'ta Hüseyin Çokal güreşleri. Sağ olsun Hüseyin Çokal altın kemeri aldıktan sonra elbette bu güreş burada Ataspor'u meşhur oldu. Tüm bölgemize Tavas Kale Beyhacı olarak bölgemize hitap ettiği için çok memnunuz. Allah razı olsun. Evet. Gençlere bir hediyeniz olacak. Evet. Herhalde. Neler vereceksiniz? Evet. Eşortman hediye edeceğim. Tavas Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. 14 numara. Osman Özgür geliyor. Kocaeli Halıdere. Ankara Büyükşehir. Kur'an numarası. Başkanım, sizler gençlerin böyle arkasında olduktan sonra sizler gençleri böyle destekledikten sonra umarım daha kolay olur, daha İnşallah. Güzel olur. İnşallah. Gelecek günler daha iyi olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Sizi de tanıyalım. Evet. Ben Beyaş Denizli Uzunoluk Mahallesi'nden Halil İbrahim Ak. Mesleğim katrancı. Katrancı. Güreşimiz ya bir Beyaş'ın altıncısı yapılıyor. Mustafa Akçay Başkanımın sayesinde. Allah razı olsun yani. Gelenleri Allah razı olsun. Yani ayaklarını sağlık. Şu toplum güler yüzlük. Arkadaşlarımız yani anlatabildim mi? Mehmet Ali Öztürk var yanımızda. Ondaki ilçe başkanımız, hepimiz yani Beyhacık çalışan insanları, Beyhacık Belediyesi hepsinin katkılarıyla yani arkadaşlarımızın katkılarıyla yapılıyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Oldu efendim. Sizin de Allah yar ve yardımcınız olsun. Hadi saygılar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Beyhaç'ta devam ediyoruz. Tabii bu bölgenin çok başarılı bir güreşçisi var. Hüseyin Çokal hocamız yanımızda. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Evet bu sene altıncı düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz, neler söylemek istersiniz? Valla güreş fevkalade çok biliyorsun çok aşırı. Başpehlivan var. 22-23 tane başpehlivan var. Evet. Çok güzel. Başkanımız bu işe canı gönülden elini vicdanına koyarak bu işe herhangi bir şey beklemeden etmeden bu güreşe en iyi şekilde yaptırıyor. Biliyorsun bizim bu yöremiz güreşi sever. Çok. Ya, biz de bu düğün güreşlerinden geldik buralardan. Bu şekilde. Ya, buralardan da birkaç çocuklarımız çıkan ileride bir Avrupa şampiyonu, bir yıldızlarda, gençlerde dereceye giren beden eğitim bölümünde otomatikman öğretmen oluyor. Ne güzel, ne mutlu. Bu kanun var, bu yasa var. Buralardan daha çok Hüseyin Çokallar, daha Hasan Güngörler, Bayram Şitler çıksın. Ben bunları isterim. Benim gibi 10 tane çıksın, 15 tane çıksın. Ben onlardan falan değilim. Yeter ki bu güreşe hizmet verilsin burada. Amacımız... Başkanımız elinden gelden her şeyi yapıyor. Ben müşteriyim. Saygı duyuyorum kendisinde. Benim diyeceklerim bu kadar. Peki hocam şey soracağım ben sana. Sizin zamanınızdaki imkanlarla şimdiki imkanlar arasında nasıl bir fark var? Çok fark var. Biz çok affedersin yayan yollar yürüdük, yayan gezdik. En azından 3 gün önce gidiyorduk. Arabaların üzerinde reklamlarda geziyorduk. Şimdi basın, yayın hepsi var. Her an, her zaman duyuyor güreşe. Ama şimdi öyle değil.
maalesef aynı gün her şeyi duyuyor. Evet. Evet. Geniş yani. Evet. O halde yani bugünün gençleri daha şanslı, daha gayretli olmalı tabii, değil mi? Tabii tabii. Ya özveri, bundan özveri istiyor, ahlak. Ne demiş Atatürk? Ben sporcunun ahlaklısını ve terbiyesini severim demiş. En önemli olan başta ahlak, terbiye, saygı, büyüğüne güçlüğüne saygı. Evet. Büyüğüne güçlüğüne saygı olmazsa ondan sporcu olmaz. Benim zaten düşüncem bu. Sahada şunu gördük. Gerçekten güreşçilerin hepsi centilmen. Gayet güzel devam ediyor. Centilmence devam ediyor güreşlerimiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun efendim. Evet, Beyağaç'ta canlı yayınlarımız devam ediyor efendim. Şöyle alalım. Evet. Evet. Beyağaç'ta devam ediyoruz efendim. Er Meydanı'ndayız. Burada pehlivanlarla röportajlarımız devam ediyor. Efendim merhaba. Biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimize kendinizi bir tanıtır mısınız efendim? Efendim ben Denizli'de yetiştim. Muğlalı Mehmet Güçlü. Evet. Evet. Peki kaç sene spor yaptınız? Bu işi ne kadar devam ettirdiniz? Milli takımda 14 yıl. Evet. 20 küsur yılda, yani desteden başlarsak 25 yılda bizzat lisanslı güreş yaptım. Ülkenin bizim çeşitli yerlerinde, tabii o zamanlar bu hayır cemiyetleri adına olurdu güreşler. Okul, sağlık ocağı, spor kulüpleri hep bulundum. Minnettarım halen, yaşımız 63 oldu, halen güreşten dolayı dostluklarımız devam eder. Onun için mutluyum. Yaşlanınca insan daha iyi hatırlıyor böyle şeyleri. Gençlerimiz de burada kol bağlayıp kıbleye dönmeleri bizi haz duyuyor. Tabii pirimiz, üstadımız öyle yapmışlar. Biz de ona uyarız, uyuyoruz da. Yalnız benim bazı şikayetlerim var. Bu toplantılarda görüşüyoruz. Kıyafette, davranışlarda, hakemlere itirazda her ne kadar bunu katı kurallar getirmeye çalışsak da buna uymuyor arkadaşlarımız. Ben sizin Pamukkale Televizyonu aracılığıyla tekrar hatırlatıyorum. Ceza alan sporcular sonra dayıma, amcıma, vekillere, siyasilere gitmesinler, değişmeyecek. Bu ama güreşin geleceği için çok ciddi kararlar alacağız ve alıyoruz. Öyle söyleyeyim ben. Tabii bu, şurada bir şey daha söyleyeyim. Sayın Bakanım buradaydı, Ekonomi Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Güreşe yakın olduklarını biliyorum ben, Denizli'den tanıyorum. Burası yayla bir yer. Rahmetli Muharrem Hoca, rahmetli Hasan Güngör Hocam, Turgay Hocam yaşıyorlar, Allah ömrü uzun olsun. Deniz seviyesinden 1000 metre yüksek derdi. Burası daha fazla 1300 plan gibi. Evet. Burada Hüseyin Çokal tesislerini yapmış Sayın Belediye Başkanı. Yanına da bir güreş okulu yapsa, bir güreş antrenörü, şimdi akademi bitirmiş birçok genç çocuklarımız var. Şu anda ihtiyaç var değil mi böyle bir şey? Evet. Bak helva, şeker hazır. Evet. Hemen şuraya bir salon. Evet. Ulaşım sorunu yok. Çok büyük hizmet yapmış olurlar. İnşallah mesajınız ulaşır. İnşallah. Ben size de soracağım. Geçmiş dönemdeki imkanlarla şimdiki imkanlar arasında nasıl fark var? Efendim eskiden bizim federasyonumuzun kamerası yoktu. Kamera çekim yapar. Şimdi her spor, tabii çağ da yükseldi. Onu da görmek lazım. Şimdi hakem hata yapsa orada dayısı amcası kamerada çekiyor. Hakem arkadaş bak diyor, bu yenildi veya yenilmedi şeklinde. Şimdi çok farklı. Ekonomik olarak zayıf çocuklar toplu halde çalışmak, yani ekip olmak. Yani ekip olmak. Hani derler ya, askere gitmeyince adam olmaz veyahut da evlendirilmez Anadolu'da. Bu gibi bir şey bu. Hani güreş sporu çok ağır bir spor. Takdir edersiniz. Ben böyle şeyleri tavsiye ediyorum, arz ediyorum. Tabii biz hem milli takımda hem yağlı hem Grekorumen hem serbest yaptığımız için üst düzeyde çok şeyler biliyorum. Teşke bizim zamanımızda bir spor akademisine beni yönlendirselerdi, okusaydım. Hem eğitimli hem alaylı olacaktım.
ülkeme daha çok hizmet vermiş. Çok şükür benim çok öğrencilerim var. Dünya şampiyonu şu anda büyük takımdalar. O zaman Milas'ta bir güreş eğitim merkezi oldu. Biz Ugaz'da bir 14 yıl antrenörlük yaptık, hatta 15 yıl. Sonra gençlere bıraktım. Seve seve bıraktım ama. Ben böyle şeylerden haz duyuyorum. Kıskançlık olmayacak. Bizim atasporu aynı cami cemaati gibidir. Bu böyle bilinmeli. Tabii illaki insanız. Arasında hata yapanlar oluyor. Türk güreşçilerine mal etmek lazım. Mesela bazı baş pelivan arkadaşlarımız ben görüyorum. Yazlık şortla halkın arasına işte filan pelivan geldi. Baş pelivan şortla geliyor, ayağında terlikle. Bu çok ayıp şey. Kime sorarlarsa, Aydın Demir'e, Hüseyin'e sorsunlar. Ordulu Davut var benim arkadaşım. Çok iyi bir saygı duydum. Çoğu yaşamıyor şimdi. Sorsunlar, uygun mudur değil midir? Halkın hoşuna gider mi gitmez mi? Gitmez efendim. Baş veri var. Bir vekil gibi yaptık. Güzel bir uzun aşırman olacak. Düzgün halkı selamlayacak, oturacak. Yorgunsa gidecek bir kenara. Kenara gidecek, oturacak efendim, istirahat, maça çıkacak çünkü. Baş berivan az soru sanatçı gibidir. Sorumluluğunu bilecek. Kızmasınlar bana. Kızmaları hak değiller ya. Öyle görmek istiyorum ben ya. Ben de abiler olarak benim oğlum uşağım var, onlara yapsan yapmasınlar, daha güzel olacak. Onlar için güzel olacak. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenlerimiz, Beyaş'ta devam ediyoruz. Ben sizleri şimdi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Antalya. Evet değerli güreşseverler, 2006 yılında Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan birincisi oldu. Serik Belediye Başkanı Profesör Doktor Ramazan Çalık'ın pehlivanı Osman Aynur Antalya. Kendi aslen Ordulu. İzmir Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü'nde güreş yapıyor. Mükerrem köyü Ordu. Değerli güreşseverler, defalarca milli marşımızı dinletti, bayrağımızı göndere çektirdi. Milli takımımızın, serbest güreş milli takımımızın ağır sikleti. Aslen Trabzon Oflu. Ankara İller Bankası Spor Kulübü'nün pehlivanı Fatih, bugün de burada. Veli Çıtışlı. Çıtışlı mermer ürünleri adına güreş yapıyor, alkışlıyoruz. Fatih Çakıroğlu, Trabzon Of. Değerli güreşseverler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde güreş yapıyor. Fatih Atlı'nın ustası. Değerli pehlivan, değerli usta Bayram Ertan, Samsun Ladik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güreş yapıyor. Aslen Kocaeli Alıdereli, milli güreşçi Osman Özgül. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güreş yapıyor. Geçen yıl yapılan elmalı güreşlerinde birinci oldu baş altında ve başa güreşmeye hak kazandı. İsmail Erkal Kemer Antalya. Evet, değerli güreşler, 2014 yılında Tarihi Kırklar'da yapılan baş pehlivanlık müsabakalarında rakiplerini birer birer yenip baş pehlivan birincisi olmaya hak kazandı. Bu yılda Allah nasip ederse Tarihi Kırkpınar'da birinciliğin en büyük adayım diyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde güreş yapıyor. Aslen Samsun Ladikli Fatih Atlı.
Çok değerli hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili adayımız, hemşehrilerimiz, bu toprakların çocuğu, hem Adil hem Demir, avukat Adil Demir beyefendi er meydanımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Merkez Efendi Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Ali Şaşmaz beyefendi adayımıza teşrif etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Meclis Grup Başkan Vekili avukat beyefendi ve yine değerli konuklarımız Cumhuriyet Halk Partisi önceki il genel meclis üyelerinden avukat Tevfik Kendirli ve Erdoğan Yalçın beyefendilere hoş geldiniz, sefalar verdiniz diyoruz. Evet değerli güreşseverler, şu anda Beyağaç Er Meydanımıza Denizli CHP milletvekili adayımız Sayın Beyağaçlı Adil Demir vekilim şeref verdiler. Coşkuyla. Evet değerli severler, devam ediyoruz başpehlivanları salmaya. Bugün burada Beyaç Bölge Müdürü Sayın Beyaç Orman Bölge Müdürü Özgür Yılmaz adına güreş yapıyor. Kocaeli İl Spor Müdürlüğü'nün pehlivanı Reşat Turgut. Bugün burada Denizli Kale Belediye Başkanı Denizli Belediye Kale Belediye Başkanı adına güreş yapıyor. Asıl esli Samsunlu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Şükrü